Waffle yani gofret örgü dediğimiz bir örgüyle ördük bu hırkayı. Bu örgünün nasıl yapıldığını ben daha önce çektiğim videoda gösterdim. Küçük bir parçada nasıl yapıldığını anlattım. Evet, hırkanın önünü yaparken burada ne kadar genişlikte yapmak istiyorsanız o kadar zincir atıyorsunuz ve her zincire bir tane batarak ikili trabzan yapıyorsunuz. İlk başlangıcı bu şekilde. Zaten waffle örgüde bunu anlatmıştım nasıl yapıldığına ilgili. Ben burada genişliğini bir ölçeyim. 31,5. Şurada 31,5 görünüyor. Buna 32 santim yapabilirsiniz. Ya da kendi bedeninize uyacak şekilde ne kadar genişlikte yapmak istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Şimdi benim önde kaç tane kare olmuş ona bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tane kare oluşmuş. Sadece bir önde. Bunu dümdüz ördük. Yukarı kadar. Hiç kol oyuntusu yok burada. Sadece şuraya geldiğimizde yaka kısmında burada bir eksiltme yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şu önü olduğu gibi ördükten sonra 7 tane buradan bırakarak sadece şu kol omuz kısmını gidip geldik. Burada kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5 sıra. 5 sıra yakayı kestikten sonra yukarı doğru burasını 5 sıra ördük. Toplam boyunun uzunluğu evet şu şekilde omuzdan eteğe tam 70 santim 42 tane kare var. Yani şu kareleri saydığımızda omuzdan etek boyuna kadar 42 tane kare var. Kol kısmını hiç kesmedik. Buradan tekrar ilmek çıkararak kolu bu şekilde bütün ördük. Bir tek alt tarafını diktik. Buradan 13 kare sayarak aşağıya kadar geldik. Buradan kolu çıkardık. Tabii önce omuz arkayla önü burada birleştirdik. Buradan dikerek birleştirdik. Ve şuradan başlayarak sadece önde 13 tane kareden ilmek çıkardık. Yine aynı şekilde. Burada kolu yaparken şu başladığımız noktadan 13 kare yaptıktan sonra burada birer birer kenarından eksiltip kol ağzını hafif daralttık. Çünkü burada da bayağı bir omuz kısmı geniş. Kol ağzına gelinceye kadar birazcık hafif şuradan birer tane daralttık. Yani bir ikili trabzanı yapmadık. En sona kadar gelip bir ikili trabzanı yapmayıp geri döndük. Aynı şekilde öbür baştan da bunu kaç sıra? 1, 2, 3 kare olacak şekilde. Yani her kare 2 sıradan oluşuyor. Toplamda 6 sıra kadar eksiltme yaptık. Ondan sonra yine kalan sayıları olduğu gibi düz ördük şu ağız kısmını. Ve örgüyü de kare değil, yarım bu karenin kareyi yaparken bir sıra yarım yapılıyor. Ondan sonra ikinci sırayı yaptığımızda tamamlanıyor. Yarım bıraktık. Böyle olması daha iyi oldu. Ağız kısmı. Şimdi yakayı yaparken de buradan şurayı ilk sırayı yaparken eğer çok dar geliyorsa aynı deliğe iki defa batabilirsiniz. Ya da her ikili trabzanın arasına bir tane batarak da yapabilirsiniz. Ben birer defa batmışım burada ilk sırada. Bir defa batıyorsunuz, üstüne alarak bir defa da çıkarıyorsunuz. Yani çakma sık iğne deniyor buna. Çakma sık iğneyle. Bundan önce yaptığım hırkada da aynı şekilde yapmıştım yakasını. Bu çok güzel oluyor.
Bir sıra çakma sık iğne ile gidiyorsunuz. Dönüşte buraya kadar geldikten sonra yakayı dolanıp buraya kadar geldikten sonra dönerken iki zincir çekip geri dönüyorsunuz. Yalnız sadece şu üstündeki şu aralıklara battım. Yani bu aralara değil, şu üstündeki aralara battım bunu yaparken. Böyle olduğu için de yaka çok güzel oluyor. İp çok güzel düşüyor burada. Yakayı 13 sıra ördüm. Düğmelerini bu şekilde ahşap çoban hırka düğmesi takmayı uygun gördüm. Biraz çünkü görünümü o şekilde hırkanın. Bir kare bıraktım, ikinci kareye diktim düğmeyi kendi ipiyle. İlik yerlerini de şu ağız kısmına bir şey yapmaya gerek kalmadı. Bu şekilde düğmeyi dikeceğim yerleri şu şekilde zincirle ilik yaptım. Hırkanın arkası toplamda yan yana 35 kareden oluşuyor. Bunu da ölçmek gerekirse, evet, 53 santim. Arka genişliği 53 santim. Yaparken hiçbir şey yapmıyoruz. Yaka da kesmiyoruz. Dümdüz dikdörtgen bir parça örüyoruz. Zaten önü ördükten sonra omuzları birleştirdiğimizde burada bir açıklık kalıyor. Şurada bir açıklık kalıyor. Bu da ense kısmını oluşturuyor. Bunu da yakayı örerken zaten buradan birleştirerek tamamlıyoruz. Hırkanın iç örgüsü de bu şekilde. Evet. Oldukça şık ve kalın bir hırka. Normalin iki katı kadar yün gitti bu hırkaya. Çünkü bir kareyi yapabilmek için iki sıra gidip geliyoruz. Bir de bu renk geçişlerini biz olduğu gibi bıraktık. Hiçbirini kendimiz ayarlamadık. Yün nasıl denk geldiyse o şekilde ördük. Ve çok çok şık bir hırka oldu. Böyle bir hırka yapmak isteyenlere kolay gelsin diyeyim.